Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bu soruyu yönelttiğimde belki de o da nereden çıktı falan diyecekler olabilir. Şöyle, yani çocuğunun istikbaliyle ilgilenen, ama istikbalden kastı da şu, işte ne bileyim, iyi bir mesleği olsun, insanlar tarafından el üstünde tutulsun, çok para kazansın, imkanları çok geniş olsun, İtibarlı olsun diye çalışan anne baba. Yemedi yedirdi. Giymedi giydirdi. Bu çocuğuna dost budur, düşman mıdır böyle anne baba? Bunun için söyledim yani başta. Hani insanlar öyle şey mi olur diyebilirler yani. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri çok açık, net bir ifadeyle bunun cevabını vermişler. Önce onu ben bir nakledeyim, sonra devam ederiz. Buyurun hocam. Biliyor ki nefsine düşkün, yani çocukların nefsi için seven bir anne ve baba eğer evlatlarına Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam din büyüklerinin ve İslamiyet'in sevgisini vermiyor veya veremiyorsa, böyle anne baba o çocukların en büyük düşmanıdır. Ben de onu soruyorum hocam. Evet. O çocukların en büyük düşmanıdır. İleride öğrenir, ileride yapar. Namazını yaşlanınca kılar. Çocuklar için en büyük düşmandır o. Çünkü çocuğun zihni berrakken, temizken o bilgiler verilmezse, şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Allah-u Teala'nın yarattığı sistemde boşluk yoktur. Sen o çocuğun kalbine Allah-u Teala'nın, onun elçisi Peygamber Muhammed Aleyhisselam ve onların sözlerini, sevgisini yerleştirmediysen, oraya Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz'in düşmanlarının sevgisi girer. Şeytanın, nefsin sevgisi yerleşir ve o çocuk da cehenneme gider. O sana ahva geçti o. Hani diyorlar ya, geçti Borun Pazarı, Süreç Yeğeni neydi? O gitti o. Profesör Doktor Ahmet Bey olarak cehenneme gider. Cehenneme gidersin. Kitaplar da mesela İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet kitabında da nakil yapmış, tam İlmi-i Saadet Tebeli kitabı. Orada da anlatırken, evlat ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Ve mum gibi her şekli alabilir. Çocuk temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an ve Allah-u Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Mustafa Bey bak, din ve dünya. Ya ikisi de mamur olur. Bu saadette anaları, babaları, hocaları da ortak olur. Ana baba da kazandı. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı çocuğa değil, ana, baba ve hocalara da verilir. Ya Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesine mealen, kendinizi evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz buyurmuştur. Ateşten evladını korumayan anne, baba evladının düşmanıdır. Nasıl düşmanlık, ben yemedim yediriyorum, giymedim giydiriyorum. Doğru. Dünyalık için, nefsin için yapıyorsun. Çocuk ateşe gidiyor. Canım ileride yapar onu. Yapar. Zındık olur veyahut da dinsiz olur, ateist olur, komünist olur, mason olur veyahut da aynı şekilde birisinin maşası olur. Bomba atar, bilmem ne yapar falan filan, değil mi? Sen yetiştirmezsen doğruyu, o çocuk bir yerin uşağı olacak, çıkacaktır. Sana da söver hatta. Tabii. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Bir çocuğu cehennem ateşinden korumak da ona imanı, farzları, haramları öğretmekle, onu ibadete alıştırmakla ve dinsiz, ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Çünkü bütün kötülüklerin başı kötü arkadaştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde, bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar buyurmuştur. Dinsiz yapar. Şimdi bir zat bir gün bir kabir ziyaretine gidiyor.
Bakmış orada kabir ziyareti yapıp çıkıyor oradan. Bakıyor dışarıda bir kadın. Yani yarı çıplak bir vaziyette. Bir de çocuğu var. Çocuk işte annesini kucaklıyor falan. O zat şöyle bakmış. Çocuk demiş anne diye kucaklıyor. Halbuki bu çocuk bilse, bu anne kendisi gibi yapacaksa bu çocuğu cehenneme götürüyor. Bilse annesinin kendisini cehenneme götürdüğünü ona sarılmaz buyuruyorlar. Cehenneme götürüyor ama. Allah-u Teala muhafaza buyursun ya. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Abdurrahman Taki Hazretleri'nin saliha bir annesi varmış ve kendisini küçüklükten itibaren çok güzel terbiye etmiş. Bu sebeple bu zat buyuruyor ki annemin güzel terbiyesi yüzünden ruhlar alemiyle ilişkim kesilmezdi. Allah-u Teala'dan gafil olmazdım. Çocukların arasında kendimi devamlı kusurlu görürdüm buyuruyor. Öyle annenin de böyle evladı olur tabii ki. Değil mi? Evet. Değil mi? Şimdi Abdullah Mübarek Hazretleri. Kendi ismi Abdullah, babasının ismi Mübarek. İşte şey oluyor, bunları şehirler basılmış falan, bunu köle olarak götürmüşler. Merv kadısı işte satın, onun hizmetçisi. Daha genç yaşta ama. Kadı efendi bakıyor haline, hareketlerine. Kadı efendinin de çok güzel bir kızı var falan. Gelenler oluyor falan, hiçbir şey yapmıyor falan. Bir gün gidiyor buna. Diyor ki kızımı sana vermek isterim, kabul eder misin? Hizmetçi. Evet. Diyor ki efendim diyor, ben haddimi bilirim. Böyle ki siz isteseniz bile diyor, hanımınız ne der, kızınız ne der, sen orasına karışma diyor. Gidiyor hanımına, kızın bilir diyor, kızına diyor. Baba sen ne dersen peki diyor. Ondan sonra nikah akdi yapıyor, götürüyorlar. İşte bir meyve bahçesi varmış, o bahçede işte bir ev. Kulübe gibi. Evleniyor, oraya götürüyor. Aradan işte 2-3 hafta falan geçmiş, kızın annesi ziyarete gitmiş. Hani halleri nicedir falan. Konuşma arasında anlamış ki zifaf olmamış. Beraber olmamışlar. Tabii kadıncağız anne şeyinde mi geliyor kocasına ve kadısına diyor ki, ona diyor ki ben din diyor, mütteki dedin diyor falan, kızımıza işte diyor şey yapıyor, nispet yapıyor, havadan, naz tepeden bakıyor, naz yapıyor falan. O sana tabii o da çağırmış demiş ya, böyle böyle, evet diyor, zifaf olmadı. Niye diyor? Diyor ki ben bilmem anlamam ama öğrendim ki bir kimse haram lokma yerse 40 gün vücuttan çıkmaz. 40 günde atarmış bunu vücut. Ben diyor Rabbime elimi açtım, dua ettim. Ya Rabbi bana salih evlat ver. Sen diyor kadı efendisin. Dolayısıyla sana çeşitli hediyeler gelir. Bunlar şüpheli olabilir, haram yoldan gelmiş olabilir. Ben bilemem. Ya, bunun için, bunun için diyor ben evlendim Kerimen'le. Ben diyor şimdi gidiyorum, her gün de alın teriyle çalışıyorum. 40 gün diyor ben zevceme, hanımıma helal lokma yedireceğim. Ondan sonra zifaf olacak diyor. Hakikaten de öyle oluyor. Abdullah Mübarek Hazretleri dünyaya geliyor, biliyor musun? Abdullah Mübarek Hazretleri. Öyle anne ve babadan diyor. Hani şimdi Abdurrahman Taki Hazretleri diyor ki benim öyle annem vardı ki annemin güzel terbiyesi yüzünden diyor. Ruhlar alemiyle diyor bağlantım kesilmezdi daha sabiken. Buluğa ermeden önce. Ve diyor Allah-u Teala'dan gafil olmazdım. Çocukların arasında kendimi devamlı kusurlu görürdüm buyuruyor. Hatta büyüklerden bir zat da evliyalık iklimine girmiş. Annesi saliha. Bir gün böyle kalbinde bir sıkıntı oluyor. Annesine diyor ki hani iyi araştırdım diyor. Yani ne olduğunu sebebini çözemedim. Bir hata etmişim, günah işlemişim. Anne diyor günah işlemedim diyor. Ya nasıl insanlara hani sabah uyanıyor ta o hepsini hesap edebiliyor, tamam mı? İşlemedim diyor. Evladım diyor sen bir ara dışarı çıkmıştın diyor. Evet diyor dışarı çıktım. Peki Allah-u Teala'nın yarattığı ağaç, taş, toprak neyse, gökyüzü, güneş bunlara bakmadım, baktım diyor. Peki Cenab-ı Hakk'ın kudretini müşahede etmedin mi, tefekkür etmedin mi? Bakarken. Tamam ana, anne anladım diyor. Ben tefekkürü diyor onu yapmamışım. Ya. İşte müthiş. Böyle anne ona yol gösteriyor. Değil mi? Böyle anne böyle gösteriyor. Dolayısıyla öbürsü de oğlum bak falan işte tıp fakültesini bitirdin. Sen ondan da aynı şekilde şey yap. Ne diyorlar? Uzman diyorlar da ben mütehassıs diyorum. Mütehassıs ol. Uzman azman gibi geliyor bana. Mütehassıs işte bilmem ne ol. Hatta sen işte yurt dışına git. Bilmem şu kariyerde yapar falan. Onlardan da üstün ol falan. Ben de seninle övünü vereyim falan. Benim oğlum. Benim falan. Oğlum, benim kızım. Benim oğlum. İyi de senin oğlun tamam ihtisas yaptı, şunları yaptı, bunları yaptı ama bilet nereye kesildi? Sen teşvik ettin.
senin oğlun biletti, cehenneme kesildi. Dolayısıyla bu anne baba, bu evladın, bu çocuğun düşmanıdır aslında. Bu çocuğun düşmanıdır. Peki efendim, anne baba gerçekten gayret ettiği, kendileri verebileceği kadar çocuklarına bilgi verdiği, sonra Kur'an-ı Kerim okutmak için, Kur'an hocasına gönderdiği din bilgileri öğretmek için yerleri gönderdi. Daha sonra zıvana da çıktı. Kızı veya oğlu. Bu anne baba o zaman mesul değil. Ama anne baba ömür boyu nasihat etmekle nasihat edebilir. Herhangi bir sınırlama yok. Ondan sonra dua eder. Ya Rabbi hidayet nasip et. Sabi sen de şahit olmuşsundur. Ya İstanbul'da biz Eyüp Sultan'da çok gördük. Mesela Allah rahmet eylesin Emel abilerde bulunduğu zaman cenaze geliyor. Oğlu kızı bakıyorum dışarıda cenaze namazına bile iştirak etmiyor. Mesela orada Ehl-i Sünnet dikkatindeki Müslümanlar öyle bir yaşlı bir hanım getirilmişti. Cenaze namazı Enver abi de vardı kıldı. O zaman baktım dedim bu kadıncağız evde yalnız kalmış. Bu çocuklarını öğretmiş ama bunlar zıvanada çıkmış. Din iman kalmamış. Garip kalmış evde. Allah Teala üzülmesini garip bırakmam. Cenazesi de böyle yani beş vakit namazını kılan Ehl-i Sünnet Müslümanlar tarafından kılınmıştı. Yani öyle de oluyor mu? Oluyor. Yani o anlatmış, söylemiş öbürleri, sen demiş geri kafalısın, bunlar geçti gitti falan filan diye. Dolayısıyla anne baba çocuğunun her şeyden önce ahiretini düşünmesi lazım. Her şeyden. İşte bu zamanda meslek sahibi olması. Ya rızkı Allah-u Teala ezelde aynı şekilde kefilim buyuruyor. Bir sebebi yapıştı o olur. Tamam okursa okusun. Okusun. Ya, okumasına mani söz konusu değil. Ama Rabbini unutmasın. Ahireti unutmasın. Orayı unutacak olursa felaket olur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.